TRT Haber ve Eğitim Editörü programına hoş geldiniz. Ben Süleyman Belediyeoğlu ve her pazar biz önemli konu ve konuklarımızla karşınızda oluyoruz. Bugün de çok önemli bir konuyu, önemli bir konuğumuzla gündeme alacağız ve konuğumuz aslında Karatay Üniversitesi'nden psikolog Esra Coşkun hocamız. Ve bu arada Esra Coşkun hocamıza soruları Instagram Eğitim Editörü'nden gönderiniz ve o her zaman söylediğimiz bir şeyi söylüyoruz. Pazar gününüzü planlarken TRT Haber Eğitim Editörü programını mutlaka planlarınızın arasına koyunuz ve yakınlarınıza bu programı tavsiye ediniz. Evet, konumuzu bir kez daha söylüyorum. Ailelerin başarı beklentisi çocukları nasıl etkiler? Konuğumuz Karatay Üniversitesi'nden psikolog Esra Coşkun hocamız. Esra hocam, hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Çok da zahmetli bir yolculuk. Her evet. Yer kar, değil mi? Evet, evet. Çok bugün teşekkür öyle ederiz. Oldu. Ayağınıza sağlık. Ama gerçekten çok da güzel bir konu. Ailelerin başarı beklentisi. Hı-hı. Ki beklemeyen var mı bilmiyorum zaten. Evet, çok çocukları, doğal. Değil mi? Çok normal bir beklenti. Çok normal. Peki Esra hocam, başarı deyince akla ne geliyor? Yani aileler bundan ne anlamalı? Hı-hı. Aslında başarıyla alakalı ben biraz şöyle bir araştırma da yaptım. Herkes kendi başarısına göre başarıyla ilgili tanımlar yapmışlar. Bana göre en yalın haliyle, en basit haliyle başarı kişinin kendisi için koyduğu hedeflere ulaşması durumu diyebiliriz. Ama kendisi için. Aynen, kendisi başkasının için. Başkasının koyduğu hedef başarı kriterinin içine giriyor. Aslında o biraz göstermelik başarıya giriyor. Ondan da bahsedeceğim birazdan. Şimdi bu tanımdan bile yola çıkarak aslında başarının tamamen izafi olduğunu söyleyebiliriz. Yani kişiden kişiye, toplumdan topluma, kültürden kültüre değişir diyebiliriz. Bununla alakalı çok ufak bir örnek vermek istiyorum. Benim 75 yaşında bir anneannem var. Allah uzun ömürler versin. Bundan 10 yıl önce okuma yazma öğrenmek istediğini söylemişti. O zamana kadar herhalde bununla alakalı herhangi bir cesareti olmamış anladığım kadarıyla. Bir kamu spotunda görmüş. Dedi ki ben okuma yazma öğrenmek istiyorum. Dedi ki anneanne hani bu yaştan sonra nasıl yapacaksın falan. Hayır, öğrenmek istiyorum dedi ve birçok kursa gitti. Ve bir şekilde okuma yazmayı öğrendi. Hatta hani bu ilkokul öğrencileri tabelalarda görürler ya, okurlar hani okuyabildiklerini ispat etmek için kendilerine ilk birinci sınıftakiler. Anneannem de böyle bütün tabelaları okuyordu. Ve bu müthiş bir haz verdi anneanneme. Çok bu başarısından dolayı çok ciddi bir mutlu oldu. Yaşama da bağlıyor değil mi? Kesinlikle. Önüne gelen gazeteyi okuyabiliyor vesaire. Bu anneannem için çok ciddi bir başarı oldu. Şimdi diğer taraftan son 20-30 yıl içerisinde doğmuş zamani öğrencileri dediğimiz bir öğrenciden bahsedeyim mesela. İşte ilkokuluna gitmiş, ortaokuluna gitmiş, işte lisesine gitmiş, çeşitli kurslar almış. Daha sonra bu öğrenci üniversite sınavında istediği bölüme girebilecek puanı elde etmiş. Şimdi buradaki öğrencinin de aslında yakaladığı bir başarı var. Fakat anneannem için başarı okuma yazma öğrenmekken buradaki öğrenci için başarı istediği bölüme gidebilmek. Fakat ikisinin de aldığı hazza baktığınızda taban tabana aynı, mutluluk aynı fakat kriterler farklı. Onun için başarıya izafi diyebiliriz. Kişiden aslında kişiye değişir. Başarının en büyük meyvesi bir yaşam mutluluğu değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Buradan baktığında mükemmel aslında. Kesinlikle. Tabii aileler de herhalde bunun üzerine biraz oynamalı. Yani çocuğunuzun aynen. Mutlu olmasını istemiyor musunuz? İstiyorsunuz. Bütün mesele burada. Aynen. Şimdi Esra hocam, hani velilerimiz de soru da gönderiyor. Çok kısa rica edeyim cevabı. Can Canlar koduyla göndermiş. İlkokul 4. sınıftaki kız çocuğu tek başına odasında çalışamıyor. Aileyle birlikte çalışmak istiyor. Acaba diyor dikkat eksikliği var mı diyor. Yani önceki şeyi soruyor. Yani normal mi bu çocuğun bizimle çalışmak istemesi? Elbette ki çok normal. Bazı çocuklar aslında bizde şöyle bir algı var. İşte çocuk tek başına bütün işte ortamdaki seslerin kesildiği, hiçbir dikkat dağıtıcı bir şeyin olmadığı ortamda çalışır gibi bir algı var bizde. Fakat bazı çocuklarda bu mekanizma farklı işleyebiliyor. Bazı çocuklar mesela sesle daha iyi çalışır. Bazı çocuklar hareket ederek daha iyi çalışır. Onun için bu öğrencinin de yanında birileri olarak ders çalışmayı daha iyi becerebiliyorsa o zaman o şekilde çalışsın. Annesi babası olsun yanında, kardeşi olsun. Belki de sesten çocuk hoşlanıyor. Fark etmez yani, başarı geliyorsa nihai olarak sonucunda
çalışabilir. Hiç bir sosyal ortamlı öğrenmeler var. Zaten bu bilimsel de bir şey. Onu öneriyorsunuz. Gerçekten teşekkür ederiz. Tabii Esra Hocam'ın başarı tanımı harikaydı ve çok geneldi. Ben hayran kaldım. Gerçekten oradan bakmak gerekiyor. Birkaç tane Instagram eğitim editöründen gelen sınav sorusuna bakacağım hemen. Bu aralar neden bilmiyorum ama hocam bir şekilde ders yapmak istemiyorum. Ne yapmalıyım diyorsun? Yorulmuşsundur. Dinlen, güzel uyu, aktivite yap. Sonra ders planı hazırla kendine. Batuhan Bıyıklı, hocam meslek lisesiyim. Matikide temel problemim var diyor. 8. sınıftan başla konulara. Çünkü temel problemini böyle oluşturman gerekiyor. Ortadan kaldırabilirsin. Miralay hocam, 10. sınıf öğrencisiyim. Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Bu sene alan seçimde matematik, fizik, kimya derslerim iyi, biyolojim kötü. Neyi seçmeliyim diyorsun? Bana göre sayısalı seçmelisin. Sağlık meslek liselerinde hemşirelik yardımcılığının kaldırılıp hemşirelik hakkının verilmesiyle ilgili bir çalışma olduğu anda biz size duyuracağız. Bunu Beyza soruyor. Son bir soru daha okuyup Esra Hocam'a döneceğim. Evet, Esin Kahveci hocam, 10. sınıf öğrencisiyim. Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Derslerime çalışıyorum fakat sınavda istediğim başarıyı elde edemiyorum. Çalışma yöntemlerine başka yöntemler katmalısın. Elin elmeye uzanmıyorsa eline bir sopa alıp çekmelisin. Dalı gibi düşün lütfen bunu. Ve hep şöyle derler Esra Hocam zaten. Dünyanın en başarılı insanlarını 100 tane gencin karşısına dik. Onların biri çok yaptığı şeyi yapamaz. Değil mi? Evet. Ne kadar öznel bir şey. Evet. Peki başarı algısı kişiden kişiye değişir mi Esra Hocam? Biraz önce cevapladığım gibi yani tamamen başarının izafi olduğundan bahsetmiştim zaten. Kesinlikle değişir. Peki onu etkileyen faktörler neler? Yani kişiden kişiye değişiyor ve neler etkiliyor değişkenleri? İşte aslında bu kişinin fiziksel ve ruhsal bariyerleri dediğimiz bariyerler var. Bu bariyerleri göre aslında kişi çaba sarf ediyor başarısıyla alakalı. Bu kişiden kişiye, yani mesela benim işte fiziksel durumum ya da ruhsal durumum çabaya daha yatkınsa ya da ne bileyim ders çalışmaya biraz daha uzun süre ayırabiliyorsam, o zaman tabii ki bana göre bu başarı algısı değişebiliyor. Bir başkasına göre farklıyken bana göre farklı olabiliyor. Evet, zaten Esra Hocam, değerli aileler, başta koydu şeyi, kuralı, dedi ki mutluluk getiren şey aslında bir başarıdır. O da algıda kişiden kişiye değişiyor. Peki Esra Hocam, Hüseyin sormuş, Yılmaz, telefon bağımlılığını nasıl yenebiliriz? Siz bir psikolog olarak burada ne demek istersiniz? Şimdi burada aslında biraz davranışsal çalışmak gerekiyor. Nedir davranışsal çalışmak? İşte zannedersem telefonda bu sosyal medyaya giriyordur. Uzun süreli konuşuyor mudur bilemiyorum ama bu öğrenci. Hiç fark etmez. Ciddi anlamda tamamen farkındalığını yüksek tutarak, yani kaç dakika telefonla uğraşıyor? Öncelikle bunu bir hesaplamalı. Öğrencilere bakıyorum, ellerinde telefon fakat ne kadar vakit geçirdiğinin farkında bile değil. İşte öncelikle farkındalığını arttırması gerekir. Ben ne kadar süre geçiriyorum telefonda? Zaman kavramını yitiriyorsa problem aynen, bunlar diyorsun. Aynen öyle. İşte belli programlar yapmalı kendine ve bu boşluklarda aslında telefonu hayatının içine almalı. Yoksa diğer türlü farkında olmadan uzun saatler geçirebilir. Evet, telefon bağımlılığı nasıl yenilir? Öncelikle zaman kavramını yitirdiyseniz problem var. Kesinlikle. Diyor. Peki bunun bir uzmanı var mıdır? Yani böyle bir bağımlılık, bilgisayar bağımlılığı? Tabii. Psikologlara gidebilir. Evet, peki Esra Hocam, şimdi ailelerin çocuklarından başarı beklentisi aslında önlenemez bir şey. Aynen öyle. Peki bu çocukları genel olarak nasıl etkiliyor? Aslında aileler, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çocukları üzerindeki etkilerinin ne kadar ciddi olduğunu farkında olsalar çok daha dikkatli davranırlar. Gerçekten çok ciddi bir etkimiz var çocuklarımız üzerinde. Yine bu soruya da başarıyla devam etmek istiyorum. Şimdi göstermelik başarı dediğimiz bir olgu var. Nedir bu göstermelik başarı? Yine öğrenci belirli işte tırnaklarıyla bir yere geliyor. Fakat bir başarı elde ediyor. Fakat bu başarısını bir başkası için kullanıyor. Bir başkasını mutlu etmek için kullanıyor. Kendisi için değil de. Dolayısıyla arkasından gelen haz da göstermelik bir haz oluyor. Şimdi mesela şöyle bir örnek vermek istiyorum burada da. Bir öğrenci yanıma geldi geçen yıllarda. Hocam ben iç mimar olmak istiyorum dedi. İç mimar olabilecek puanı da almış. Fakat ailesi diyor ki, annesi de çok tatlı bir bayan. Diyor ki ya ben ebe olsun istiyorum diyor kızımın. Neden? Çünkü işte maaşı belli, çalışma saatleri belli vesaire. Risk yok yani. Daha güvenli. Fakat öğrenci o kadar kendinden emin ki, hayır ben hani insanla uğraşmak istemiyorum aslında, ben daha çok üretim yapmak istiyorum, bu anlamda çalışmak istiyorum diyor.
Fakat öğrenci sonradan öğrendim ki ebeliği yazmış. Orada aslında gösterdiği göstermelik başarı. Çünkü kendisine yönelik bir yaptığı bir şey yok. Şimdi burada eğer kişi kendisi haricinde bir meslekte çalışıyorsa, bir ömür çalışıyorsunuz çünkü burada düşünsenize. Meslekle beraber, yıllarla beraber gelen, meslekle beraber gelen sıkıntılar, stresler, stresörler karşısında eğer kişi sevmediği bir işi yapıyorsa direnci çok düşük oluyor. Değil mi? Motivasyon, ruhsal enerji, vazgeçme değil mi? Kesinlikle öyle. Ve şöyle oluyor. Kişinin bireysel mutluluğu ailesini etkiliyor. Ailenin mutluluğu toplumu etkiliyor. Aslında bu domino taşı gibi. Gerçekten. Evet. Onun için çok ciddi etkileri var. Şimdi ben şu şekilde de ailelere hani haksızlık yapmak asla istemem. Tabii ki eğer bir çocuk sizden tavsiye istiyorsa, kafası karışıksa, şunu mu yapayım, bunu mu yapayım diye kendisi de bilmiyorsa, bir belirsizliğin içerisindeyse, o zaman elbette ki aile yönlendirmeli. Elbette ki bir uzmandan yardım alınabilmeli. Fakat çocuk diğer öğrenci gibi netse, işte o zaman o çocuğa sadece tavsiye verilmeli bence ve çocuk istediği yönde yönelmeli ki uzun vadede mutlu olabilsin. Evet, o olmaz bu olur dememek gerekiyor. Kesinlikle. Ama çocuğun belli bir hedefi, ideali yoksa rehberlik yapılabilir. Aynen ama öyle. Son söz yine çocuğa bırakılır. Kesinlikle. Şeklinde söylüyorsunuz. Evet, aslında Esra hocamızın lütfen bu cümlesine çok dikkat edin. Evet, hedefi siz koyabilirsiniz. Çok da güzel olabilir ama bu çocuğa motivasyon vermez, çalışma azmi vermez, çalışma sürekliliği vermez diyor. Harika şeyi söylüyor. Bu arada Esra hocama hemen bir soru daha soracağım. Harika bir soru daha. Çünkü çok sayıda soru var. Sadece seçmeye çalışıyorum. Evet, bir soru bir cevabımız var. Hemen onu gündeme almak istiyorum. Öğrenciler neden hep aynı çalışma yöntemini kullanır? Evet. Bugün Türkiye'de öğrenciler 6 kalem kullanır çalışırken. Ders dinleme, evde konu tekrarı, etüt, efendim işte çok soru çözme, deneme sınavı yapma gibi. Peki bunun dışına hiç kimse çıkmıyor. Yani Türkiye birinciliğini hedefleyen öğrenci de, 50 bininciliğini hedefleyen öğrenci de. Peki bunun nedeni nedir? Öğrenciler neden hep aynı çalışma yöntemini kullanır? Ve özellikle defalarca başarısız olmasına rağmen daha çok soru çözmenin dışında bir şey yapmaz. Az sonra bunu konuşacağız. Yaklaşık birkaç dakika, 5 dakika içerisinde döneceğim. Şimdi Esra hocam, Akif Selçuk şöyle diyor. Hocam diyor, ders çalışırken takıntılarımızı nasıl yenebiliriz? Ne bileyim işte hemen kalkıp bir şey yeme takıntısı olabilir. Ne bileyim kahve içeyim takıntısı olabilir. Ya bunlar nasıl yenebilirler? Şimdi öncelikle şuna bakmak lazım. Ders çalışırken çok ciddi anlamda sürekli yerinden kişi kalkıyorsa acaba organik bir problem var mı? Gerisinde yatan işte hiperaktivitesi olabilir, dikkat eksikliği olabilir. Genellikle kişiler, bireyler ve aileler işin bu tarafını es geçiyorlar. Sanki hani yokmuş gibi. Öncelikle bunu tespit etmek lazım. Böyle bir problem var mı? Genelde oluyor maalesef. Yoksa bile o zaman hani bu tarz ritüelleri varsa öğrencinin, işte kahve içmeden ben ders çalışamıyorum ya da şunu yapmadan ders çalışamıyorum diyorsa, bunlar makul ritüellerse bunları yapabilir. Bunlarda sorun yok elbette ki. Ama bunları yaptığı halde hala çok ciddi bir işte devinim yaşıyorsa ders çalışırken, o zaman belirli testlerden geçip bir psikoloğa ya da psikiyatriste gidip acaba organik bir sorun var mı? Ona bakmak gerekiyor. Ya da psikolojik bir problem var mı? Ona bakmak gerekiyor. Evet, neticede Akif Selçuk bir uzmana danışmanızda fayda var diyor hocamız. Hı-hı. Yani burada bizim bir cümleyle buna bir tanı koyabilmemiz imkanı yok diyorsunuz. Aynen. Harika. 10. sınıf öğrencisiyim. Haftada kaç soru çözmeliyim tüm derslerden? Çocuklar, soru sayısına lütfen odaklanmayın. Yoksa soruları boş bırakma geleneği ediniyorsunuz ve zorlayıcı problem çözme becerileriniz gelişmiyor. Lütfen buna dikkat edin. Azra, 8. sınıf öğrencisiyim. Günde kaç soru çözmeliyim? Aynı şey çocuklar. Lütfen soruya odaklanmayın. Zorlayıcı problem çözme becerilerinizi geliştirmeye çalışın. Peki Esra hocam, şimdi çok harika şeyler söylediniz ve bunlar çok aydınlatıcıydı gerçekten. Şimdi başarıya mı odaklanmalı yoksa çabaya mı odaklanmalı aileler? Bu konuda ne dersiniz? Evet. Çok güzel bir soru. Öncelikle onu söyleyeyim. Kesinlikle değinilmesi gereken bir nokta. Evet. Kesinlikle çabaya saygı gösterilmeli, odaklanılmalı. Genelde ailelerde şöyle bir söz duyuyorum ben. İşte hocam çalışıyor, çalışıyor ama gene de başarısız. Ya da işte önüne bütün imkanları sunuyorum, gene de başarısız diyebiliyor aileler.
Fakat eğer sonucunda çocuk bir başarı elde edemiyorsa, öncesinde yaptığı o çabanın hiçbir anlamı olmuyor bazı aileler için. İşte burada o zaman çocuk da şöyle oluyor. Yani ya ben çaba gösteriyorum, evet sonunda bir başarı elde etmemiş olabilirim ama demek ki başarıyı elde etmezsem ailem beni sevmeyecek gibi bir kanıya da varabiliyorlar. Hani ne kadar ekmek o kadar köfte meselesi var ya, onun gibi bir şey. Yani aslında orada önemli olan çocuğun çaba göstermesi hakikaten. Bazen başarı gelmeyebilir. Her çabamızın sonucu pozitif olmayabilir. Ama bu sosyal ortamda da aynı şekilde. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bir tane küçük bir çocuk ikinci sınıfa gidiyor. Diyor ki Esra abla diyor, ben arkadaşlarımla daha iyi olabilmek için hepsine harçlıklarımdan biriktirdim, çikolata aldım. Annesi de böyle negatif bir şey söylemiş. Şimdi burada çocuğun davranışından ziyade bunu düşünebiliyor olması. Çaba sarf etmiş çocuk iyi olmak için. Onun için sonucu ne olursa olsun çocuk orada bir aktivasyon yapmış, bir şey düşünmüş, ortaya dökmüş, kendi kendine bir çözüm üretmiş. Kesinlikle çaba, takdir görmek istiyorlarsa, hani takdir etmek istiyorlarsa veliler çocuklarını, öncelikle çabasını takdir edilmeli çocukların. Evet, tabii teşekkür ederiz Esra Hocam. Harika ve 12'den şeyleri söylemeye devam ediyor hocamız. Çünkü orada hani ya işte şuradaki 10 çuval çimentoyu bu tarafa taşıyın. Bu bir görevdir ve siz orada sonuca bakabilirsiniz ama öğrenme görevlerinde sonuca odaklandığınız anda öğrenme gerçekleşmiyor. Şimdi öncelikle şuna bir cevap vermek istiyorum. Sona doğru da yavaş yavaş geliyoruz. Öğrenciler neden hep aynı çalışma yöntemini kullanır ve özellikle sadece çok soru çözerek bu sınavı kazanacaklarını düşünürler ve başka bir yöntem benimsemezler? Çünkü başaramıyor olmayı, bakınız lütfen buna dikkat edin, kişiselleştirdiğiniz anda, yani başaramıyor olmayı, matematik netlerinizin artmıyor olmasını kendinizle ilgili bir yetenek, beceri eksikliği olarak görürseniz, başka yöntem arayışına girmez, çözüm arayışına girmezsiniz ve bunun adına da set düşünme denilir. Lütfen başaramıyor olmayı asla kendinizde görmeyin, kullandığınız yöntemlerde görün. Değerli anne babalar, lütfen çocuklarınızın bütün çalışmasına rağmen istediğiniz sonucu alamıyor olmasını kullandığınız yöntemlerde görün. O yöntemler yanlış değildir. Onlara yenilerini ekleyin demek istiyorum. Soru çözmeye yeni yöntemler ekleyin. Örneğin sesli çalışma, yazarak çalışma vesaire. Bunlara detayına girmeyeceğiz. Ve Esra Hocam'ın söylediğini bir kez daha söylüyorum. Lütfen diyor çocuklarınızın çabasına odaklanın, çalışıyor olmasına odaklanın. Tam başarı orada yatar diyor. Şimdi Esra Hocam, zamanımız da çok daraldı. Ben iki tane çok önemli sorumuz kaldı. Beklentinin nedenleri nedir? Yani bu aileler niye uslanmaz bir şekilde, iflah olmaz bir şekilde, hepimiz öyle. Evet. Bir beklenti içerisindeyiz ve bizi kimse tutamıyor. Evet. Peki neden? Evet. Ya aslında bu çok doğal bir beklenti. Neden? Çünkü çocuklarımız bizim çocuklarımız ve işte onlardan başarı beklentisi içerisinde olmamız çok doğal. Öncelikle bunu söyleyeyim. Fakat bunun dozunu iyi ayarlamak gerekiyor. İşte dozunu aştığınız an işler tersine dönüyor. Bunun birçok sebebi var aslında ama en önemli sebeplerini hemen söyleyeyim. Ebeveynlerin hani genelde bu içte kalma, ukde kalması vesaire durumu var ya. İşte ben hatta şöyle diyorlar genelde, ben okusaydım hocam başbakan olacak kadındım mesela diyor aileler. Doğrudur belki de. Yani zamanında bir şekilde okuyamamış ve zihninde orası boş kalmış. Çocuğunu da kendisinin bir uzantısı olarak gördüğü için o boşluğu çocuğunun başarısıyla doldurmak istiyor. Aslında ve aslında çocuğun oradaki yeteneği işte ne bileyim eğitim başarısı hiç önemli değil. Yeter ki o onun boşluğunu doldursun gibi. Bilinçaltı böyle işliyor. İkinci önemli nokta da şu. Belli sayıda sosyoekonomik sosyoekonomik seviyeye ulaşmış ve hani akademik başarıya ulaşmış ailelerde şöyle diyorlar ya. Ben mesela avukat, hakim, savcı her neyse öğretmen diyor ki ben öğretmen oldum diyor. Bu çocuk da benim çocuğum. En az benim seviyemde olmalı. Niye? Benim genimi taşıyor diyor. İşte bunu bile söyleyen var. Evet, gen önemli tabii ki ama nihayetinde o bir başka bir birey. Bunu kesinlikle unutmamak gerekiyor. Ve hatta şu söyleniyor, bu da çok maalesef yanlış. Hani ben onun zamanındayken bu kadar imkanım yoktu. Bu zamanda ben ona bir sürü imkan veriyorum. O en az minimum benim seviyemde olmalı. Minimum diyor. Onun için çocuğu da kendi uzantısı gibi gördüğü için tamamen
ciddi bir başarı beklentisi içerisinde peki, olabiliyor. Esra Hocam, şimdi siz babanız tanınmış bir ilahiyatçı, profesör. Evet. İbrahim Hoca değil mi? Evet. İbrahim evet. Coşkun Hocamız sizi bu dediğiniz gibi mi yetiştirdi? Şimdi İbrahim Hoca ekrandaysa ne düşünür evet. bilmiyorum ama. Yani ona dikkat etti mi İbrahim Hoca mesela? Aslında şöyle, mesela babamda da benimle alakalı şöyle bir içinde kalma durumu var diye düşünüyorum. Kendisi akademisyen. Aman yanlış bir şey söylemeyin. Değil mi? Evet, izliyor şu anda. Yok, o da benim akademisyen olmamı çok istiyor. Ben de hani o taraftan da gidiyorum zaten bir şekilde. Ben de çok istiyorum. İsteklerimiz paralel gidiyor babam. Onun için sıkıntımız yok yani. Ne güzel. Ne güzel. Tabii insan evet. yetiştirmek özel bir sanat istiyor. İbrahim Hocamıza da buradan selamlar. Topluma çok faydalı. TRT Diyanet'te de harika bir programı var. Zaman zaman izleme şansımız oluyor. Şimdi evet, beklentinin nedenlerini konuştuk. Şimdi geldik son 2-3 dakikaya girdik Esra Hı-hı. Hocam. Hı-hı. Doğru destek nasıl verilir bu çocuklara? Yani siz evet. ne dersiniz o konuda? Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. Bireylerin şahsına münhasır fiziksel ve ruhsal bariyerleri dediğimiz bariyerlerimiz olur. Şimdi siz bir çocuktan öncelikle aileler şunu söylüyor. Ben çocuğumu çok iyi tanıyorum. Acaba gerçekten çok iyi tanıyor mu? Çocuk mesela biraz önce söylediğim gibi çalışıyorum bir şey yapamıyorum. Olmuyor, başaramıyorum. Sözcüğünü çok fazla duyuyoruz etrafımızda. İşte bununla alakalı çocukta mental bir sorun var mı? Ya da psikolojik bir problem var mı? Öncelikle bunları çok iyi bilmek lazım. Çocuğu çok iyi tanımak lazım. Belirli testlerden geçirmek lazım. Eğer böyle bir sıkıntısı varsa. Şimdi aileler bunu kesinlikle kabul etmiyorlar. Kabul etmiyorlar değil mi? Onu neden kabul etmek istemiyorlar Esra Hocam? Bir psikolog gözüyle düşünün. Yani etiketlenmek istemiyorlar, etiketlemek istemiyorlar. Toplumumuzda evet. evet daha yeni yeni hani psikologlara gitmek. Önceden hani deli doktoru maalesef deniyordu maalesef, biliyorsunuz. Şu anda güzel. Biraz daha aşıldı bu durum. Ama burada medyanın rolü çok fazla. Evet. Yani sizin gibi insanların daha fazla ekran alması gerekiyor. Evet. O katılıyorum. Çok önemli. Evet. Onun için yani kesinlikle çocukları bu anlamda iyi tanımak gerekiyor ve onların durumuna göre hareket etmek gerekiyor. İkinci bir nokta, çocukları aileler kendilerinin bir uzantısı olarak değil de tamamen farklı bir birey olarak değerlendirmeleri gerekiyor. O da başka bir birey. Sizden artık çıkmış, farklı başka istekleri olabilir, başka düşünceleri olabilir. Bizim gibi düşünmek zorunda değil bu çocuklar. Tabii ki de yönlendireceğiz, yönlendirmeliyiz de ama bir yere kadar. Kontrol edemediğimiz noktalarda onları da göz ardı etmemeliyiz. Üçüncü noktada kıyas. Evet. En kötü şey, evet. Belki de en kötüsü bu. İşte komşumun çocuğu şöyle, işte sen neden böylesin? Doğru destekte bu çok çok önemli. Yani bu yapılan en büyük yanlışlardan. İşte birçok çocuk, mesela danışmaya gelen çocuklar da aynı şekilde işte ben sürekli kıyaslanıyorum diyebiliyorlar. Onun için ailelerden hakikaten bunu rica ediyorum. Yani çocuklar kıyaslanarak ileriye gitmez. Tamam. Çarklar hep geriye döner. Değil mi? Geriye doğru düşer. Kesinlikle. Evet, evet. Esra'cığım harika şeyler söylediniz. Kıyası özellikle dikkatini çekti velilerimizin ve hemen bir iki soru cevaplayacağım. Enes, verimli çalışmak için neler yapmalıyız? Lütfen çalışma programı yap. Uykuna dikkat et, aktivitene, hobine dikkat et. Çalışmayla dinlenme dengesi çok önemli. Mezunlar için ne öneriyorsunuz? Kendini yeterli görme, eski konuları biliyorum deme. Kızım 3. sınıfta ne kadar soru çözmeli? Bismillahirrahmanirrahim. Ya 3. sınıftaki çocuğa niye soru çözdürmek zorunda olduğunuzu hissediyorsunuz? Çok kitap okumalı. Paragraf sorularını okurken dikkatim çabuk dağılıyor. Lütfen bol bol okuyun diyoruz. Esra Hocam son 30 saniye şöyle kısa bir toparlayalım, vedalaşıyoruz. Evet, yani bu doğru destekle aslında devam edelim. Gerçekten çocuklar bizim geleceğimiz. Yani doğru destekle bir insan çok güzel şekillenebilir. Yani bir hamuru nasıl şekillendiriyoruz, hani hanımlar çok iyi bilir. Çocuklarımızı da gene doğru destekle çok güzel şekillendirebiliriz. Çocuklarımızla alakalı problemleri göz ardı, özellikle psikolojik problemleri. Yani bunlarla yüzleşmelerini öneririm. Bir de zamanında müdahale gerekiyor. Zamanında müdahale, aynen. Tabii eskiye göre çok değişti. Yani artık aileler çok daha bilinçli. Kesinlikle. Sadece bazı noktalarda işte özellikle bu psikolojik problemlerde olabiliyor. Bunları zamanında doğru kişilere teslim ederek daha güzel şekillendirebilirler. Evet Esra Hocam, çok teşekkür ederiz. Harika bir sohbetti. Ederim. Ben çok keyif aldım. İzleyicilerimizin mesajlarından da anlaşılıyor. Onlar da keyif aldılar. Çok sağ olun. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşmek İnşallah. Dileğiyle. İnşallah. Evet efendim, Eğitim Editörü programı bugün de bitti. Haftaya yeni bir konu, yeni bir konukla karşınızda olacağız. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.